Yunanistan ve Libya arasında ise tansiyon yüksek. Yunanistan'ın Girit'in güneyi ve batısında sismik araştırma gemisiyle yürüttüğü petrol, doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri Libya ile krize neden oldu. Libya'nın Atina'nın arama çalışmalarını kınamasına Yunanistan sözlü notayla yanıt verdi. Yunanistan'ın Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve hidrokarbon anlaşmalarından duyduğu rahatsızlık Libya-Yunanistan arasında diplomatik krize dönüştü. Türkiye-Libya mutabakatını Birleşmiş Milletler'e taşıyan, ardından da Girit'in batısı ve güneyinde petrol ve doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri için uluslararası şirketlerle anlaşma imzalayan Atina, bu faaliyetleri kınayan Libya'ya sözlü nota verdi. Yunan basınında yer alan habere göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın Libya'nın Atina Büyükelçiliğine verdiği sözlü notada Sanko Swift isimli sismik araştırma gemisinin faaliyet yürüttüğü Girit'in güneyi ve batısının Yunanistan'ın yetki alanında olduğu ileri sürüldü. Türkiye ve Libya arasında imzalanan mutabakat muhtıralarının Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle tanınmadığının Libya'nın Atina Büyükelçiliğine iletildiği belirtildi. Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan hidrokarbon ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mutabakatlarını Birleşmiş Milletler'e götürmüştü. Söz konusu anlaşmaların Atina'nın deniz yetki alanlarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Libya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Taher El Sonni, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta Yunanistan'a iki komşu ülkenin egemen kararlarına saygı duyması çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine Yunanistan uluslararası şirketlerle Doğu Akdeniz'de Libya ile Yunanistan'ın deniz sınırlarında petrol ve doğalgaz arama ve sondaj faaliyetleri için anlaşma yapmıştı. Sanko Swift isimli sismik araştırma gemisi de Yunanistan'ın kara 12 mil ilan etmeye hazırlandığı öne sürülen Girit'in batısında ve güneyinde faaliyete başlamıştı. Libya Dışişleri Bakanlığı da 7 Aralık'ta Atina'nın bu girişimini kınamıştı.